Şimdi arkadaşlar bu bağlamda tabi burada laminar akışın türbülanslı akışa geçişmesi ile ilgili Reynolds sayısı dediğimiz sayı önem arz ediyor. Akışkanlar mekaniğinde de çok önemli bir sayı, boyutsuz bir sayıdır Reynolds sayısı. Reynolds sayısının ne olduğunu üzerinde birazcık konuşmaya çalışalım. Şimdi Reynolds sayısı yapılan bu deneylerden de görülmüştür ki bu aslında kuvvetlerin birbirleriyle olan etkileşiminden kaynaklanan bir durum söz konusu. Akışın türbülanslı mı, laminar mı yoksa geçiş bölgesinde mi olduğu bu tamamen buna bağlı. Dolayısıyla bunu da bir sayısal bir boyutsuz sayısal bir ifade ile tespit edebilmek için bir Reynolds sayısı ortaya atılmış. Reynolds sayısı da aslında atalet kuvvetlerinin viskoz kuvvetlere oranı şeklinde düşünülebilir. Zaten boyutsuz bir sayıdır. Dolayısıyla yani atalet kuvvetleri mi önde yoksa viskoz kuvvetleri mi önde olmasına göre bu akışkanın Reynolds sayısı değişiklik gösterecektir. Reynolds sayısını bildikten sonra da Reynolds sayısının 2300'den düşük çıkması durumunda akışa laminar akış diyeceğiz. Eğer bu 2300 ile 4000 arasında ise buna geçiş bölgesinde diyeceğiz. Eğer Reynolds sayısı 4000'den büyük çıkarsa o zaman biz buna türbülanslı akış diyeceğiz ve ona göre değerlendireceğiz. Şimdi burada tabii ki bir akışkanın hız bileşeni var. Bu hız bileşenine eğer biz V diyecek olursak V hız bileşenimiz V buradan boru örneğinden gittiğimizde X'e ve T'ye bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Yani en genel anlamda biz hız vektörümüzü, bu vektörel bir ifadedir. X'e, Y'ye, Z'ye ve T'ye bağlı olduğunu en genel formda yazalım. X'e, Y'ye, Z'ye ve T'ye bağlı olduğunu düşünelim. Dolayısıyla bu hız vektörünü UI artı VJ bir de WK şeklinde ifade etmemiz uygun olacaktır. Şimdi bu hız bileşeninin değişimine sadece x eksenine bağlı ve t eksenine bağlı olduğunu düşünelim. Yani UI'ye ve t'ye bağlı olduğunu düşünelim. Dolayısıyla bu şekilde düşündüğümüzde bu hız vektörünün diferansiyelini aldığımızda yani dv'sini aldığımızda şöyle küçük dv ile gösterelim. Bu değerin v'nin zamana bağlı değişimi çarpı dt olması gerektiğini aynı zamanda da bu hız vektörünün x'e bağlı değişiminin dx ile çarpımı şeklinde olması gerektiğini düşünebiliriz. Böylelikle ben dv'yi yani değişim farkını bu şekilde bulabilirim. Nasıl buluyorum değişim farkını? Hız vektörünün t'ye göre kısmi türevini alıp bunu dt ile çarpıyorum. Aynı şekilde dv'nin dx'e göre kısmi türevini alıp dx ile çarpıyorum. Bu da nereden geliyor? Taylor serisinden geliyor. Yani x artı delta tx'i ben bulmak istediğimde x artı x'in kısmi türevi çarpı delta x şeklinde bunu ifade edebilirim. Dolayısıyla bunu da şöyle düşündüğümde d artı dv eşittir. V artı bakın dv'nin efendim burada dt'ye göre türevi çarpı şurayı da dt şeklinde ifade edebilirim.
Tabii aynı zamanda burada da yine V'nin X'e de bağlı olması münasebetiyle bu şekilde bunu ifade etmiş olacağım. Burada V'leri götürdüğümüzde bu değişim olduğu için dV'yi bu şekilde bulabilirim. Bu da aslında Taylor serisinden geliyor diyebilirim. Şimdi bu ifadeyi elde ettikten sonra bakın dikkat ederseniz ben buradaki ifadeyi dt'ye bölersem buradaki ifademiz dv bölü dt eşittir. Dt bölü dt 1 olacaktır zaten. Dolayısıyla buradan sadece v'nin t'ye bağlı kısmi türevi gelecektir. Bunu dt'ye böldüğümüzde, burayı dt'ye böldüğümüzde, burayı da dt'ye böldüğümüzü düşünelim. Dx'in dt'ye bölünmüş hali zaten v'dir. Dolayısıyla artı dv dx çarpı dx'in dt arasındaki farkına v diyecek olursam da şu şekilde yazabilirim. Dolayısıyla burada ben bunu imal edecek olursam yaklaşık olarak ivmeyi ivme değerimizi yaklaşık olarak dv'nin dx'e kısmi türevi çarpı v şeklinde elde etmiş oluyorum. Şimdi bu ifadeye baktığımızda ivmenin aslında v ile v'nin çarpımının l'ye bölümü olduğunu görebilirim. Dolayısıyla ivme ifadesi birim analizi yaptığımda aslında v çarpı v bölü l şeklinde olduğunu ifade edebilirim. Yani buradan da v'nin karesi bölü l şeklinde olduğunu söyleyebilirim ben ivme ifadesini. Burada da aslında ben şunu yapmaya çalışıyorum. Atalet kuvvetleri dediğimiz için Reynolds sayısına atalet kuvvetlerini F eşittir ma'daki ifadeyi bulmaya çalışıyorum. Burada da efendim öbür F'i yani viskoz kuvvetlerin F'ini yani kayma gerilmesi çarpı A'yı bulmaya gayret ediyorum. Şimdi buradaki ben M'yi bulmuş oldum. Zaten M'yi biliyorum. A'yı da bu şekilde bulmuş oldum. M'yi de rho çarpı aslında hacim olarak gösterebilirim. Yani burada kilogram bölü metreküp çarpı metreküp dediğimde kilogram elde etmiş olacağım. Dolayısıyla buraya da rho çarpı L küp şeklinde ifade edebilirim. Dolayısıyla buraya rho çarpı L küp yazdığımda M'yi göstermiş olurum. A'yı göstermek istediğimde de V'nin karesi bölü L şeklinde ifade edebilirim. Şimdi TOW'ya geçelim. Yani kayma gerilmesi kısmına geçelim. Kayma gerilmesinde biliyorum ki ben dinamik viskozite çarpı V bölü L şeklinde ifade edebilirim. Çünkü bu biliyorsunuz TOW ifadesini biz şu şekilde buluyor idik. Dinamik viskozite dU bölü dY şeklinde ifade edebilirdik. dU zaten hız bileşeni. Dolayısıyla buna V dedim. V bölü L şeklinde ifade ettim. A da L'nin karesi şeklinde ifade edilebilir. Buna M dedik. Buna A dedik. Buna alan dedik. Buna da tau dedik. Şimdi bunu bir gözden geçirdiğimizde, bakın bunlar gitti. Burada hız gitti, bunun karesi gitti. Burada L gitti, burada L'nin karesi ifadesi
kalmış oldu. Dolayısıyla buradan baktığımızda boyutsuz bir sayı elde etmek istediğimiz için biz Reynolds sayısını rho çarpı v çarpı l bölü nü şeklinde elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu götürdük, bunu götürdük. Burada L kaldı. Buradaki L, burada aslında L kare olmuş oldu. Dolayısıyla bu gitti. Burada sadece L kaldı. L'yi yazdım. Burada sadece V kaldı. V'yi yazdım. Burada rho kaldı. Rho'yu yazdım. Burada da sadece nü kaldı. Dolayısıyla Reynolds sayısını böylelikle bulmuş olduk. Reynolds sayısı da tabii ki bildiğiniz gibi boyutsuz bir sayıdır arkadaşlar. Bu Reynolds sayısını ben aynı zamanda rho ve l bölü nü şeklinde yazabileceğim gibi aynı zamanda da şuradaki buna sadece viskozite diyeceğim. Viskozite veya dinamik viskozite de diyebilirim. Dinamik viskozite diyelim. Dinamik viskozite veya viskozite diyebilirim. Eğer ben bu dinamik viskoziteyi rho'ya bölecek olursam, yani ben şuradaki rho ifadesini aşağıya alacak olursam, yani v çarpı l bölü dinamik viskozite bölü rho şeklinde yazacak olursam, v çarpı l bölü nü şeklinde de yazabilirim. Bu da kinematik viskozite olur. Kinematik viskozite, kinemik viskozitedir. Dinamik viskozite veya viskozite de bu şekilde gösterilebilir. Yaptığım tek şey şuradaki yoğunluk ifadesini, rho'yu nü'nün altına almak. Dolayısıyla buradan da mü ifadesini bulmuş olurum. Bu da aynı zamanda kinematik viskoziteye eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla Reynolds sayısını incelemeye devam ettiğimizde ben buradan Reynolds sayısını rho ve l bölü nü ifadesinden veya v çarpı l bölü mü ifadesinden bulabiliyorum. Bu bizim Reynolds sayımız ve boyutsuz bir sayımız. Reynolds sayısı 2300'ün altında çıktığında ben laminar akış 2300 ile 4000 arasında geçiş 4000'den büyük olduğunda da buna türbülanslı akış şeklinde ifade edebiliyorum şeklinde konumuzu özetleyebiliriz. Şimdi buradaki rho ifadesi tabii ki yoğunluğu gösterir. V ifadesi hızı gösterir. Metre bölü saniyedir. Burada ortalama hızdan bahsediyoruz. Yoğunluk kilogram bölü metreküp. Bunu belirledik. L dediğimiz mesafe de karakteristik uzunluktur. Şimdi karakteristik uzunluk tabii boru olduğunda D oluyor. Boru olmadığında yani şu şekilde bir dikdörtgen şeklinde bir prizma olduğunda, profil olduğunda şu şekilde, şurada akış olduğunda veya daire olduğunda bunun hesaplanması gerekir. Yani karakteristik uzunluk dediğimiz şey boru için D'dir. Ama şu şekildeki bir profil için ne olacağının hesaplanması gerekir. Bunun için de biz buna L'ye DH isminde bir ifade veriyoruz. Ve DH ifadesi 4 AC bölü şekilde P şeklinde göstereceğimiz bir ifade ile hesaplanır.
AC akışa dik kesit. Bu da ıslak çevre. Mesela daire için, şöyle bir daire için hesaplayalım DH'ımızı. 4 çarpı AC mesafesi akışa dik kesit alanı. Yani pi çarpı r kareden pi çarpı d'nin karesi bölü 4 şeklinde bunu hesaplayabilirim. Islak çevre pi çarpı d'den hesaplanır. Dolayısıyla bakın pi'ler sadeleşti, 4'ler sadeleşti, bu sadeleşti. Dolayısıyla daire için, daire kesit için bunu d olarak bulabiliyorum. Aynı şekilde mesela üçgen düşünelim. Şurası A olsun. Şurası H olsun. Burası da A olsun. Burası da A olsun. DH ifademiz 4 AC bölü çevre dediğimizde 4 çarpı üçgenin alanını hesaplamaya çalışalım. A çarpı H bölü 2'dir. Islak çevreye bakmaya çalışalım. Islak çevremiz de 3A'dır. Bu sadeleşti, bu sadeleşti. Burada 2 kaldı. A'lar sadeleşti. Dolayısıyla 2H bölü 3 olarak bulabilirim. Demek ki eğer bu şekilde üçgen şeklindeki, eşkenar üçgen şeklindeki bir profil içerisinde bunu geçirmek istediğimiz zaman da bunu böyle hesaplayabiliriz. Örneğin şekilde bir kesitimiz olduğunu düşünelim. Burası A, burası B olsun. Bunun DH'ını hesaplamaya çalışalım. DH eşittir 4AC bölü ıslak çevre dediğimizde 4 çarpı akışa dik kesit alanı yani A çarpı B bölü ıslak çevre dediğimizde 2 A artı B şeklinde de bunu yazabilirim. Burası 2 kalacaktır. Dolayısıyla 2 AB bölü A artı B şeklinde de bunu hesaplamam gerekir. Evet. Bu şekilde Reynolds sayısını incelemiş olduk. Dinamik viskoziteyi ve kinematik viskoziteyi de biliyoruz. Şimdi bir de isterseniz dinamik viskozitenin birimini analiz edelim. Şimdi ben dinamik viskoziteyi tau çarpı nü çarpı du bölü dy şeklinde hesaplıyor idik. Şimdi ben burayı biliyorum. Bu bizim gerilmemiz. Yani Newton bölü metrekare. Dinamik viskoziteyi bulmaya çalışıyorum. Bu hızımız yani metre bölü saniye. Burası da metre. Bunu bulmaya çalıştığımdan dolayı ne yapacağız? Şurada dinamik viskoziteyi bulmak istediğim için eşittir. Efendim Newton metre saniye bölü burası ne olacak? Metre Newton. Bu saniyeyi aşağıya aldım. Şuraya aldım. Burayı iptal ettim. Newton metre çarpı saniye. Burada metre kaldı. Metre küp oldu. Bu gitti. Burası metre kare oldu. Newton demiş olduğum ifade F eşittir ma'dan kilogram çarpı metre bölü saniye kare olması icap eder. Dolayısıyla buradan da şuraya silecek olursak kilogram çarpı metre bölü buradaki saniyeyi sildim. Burası saniye kaldı. Burada da metre kaldı. Kilogram bölü saniye metre olarak bunu da bulmuş olurum.
veya Newton bölü metrekareden ikinci bir ifadede Pascal çarpı saniye olarak da yazabilirim. Genelde bu kullanılır. Şu gitti, şu gitti. Dolayısıyla şu ifade Newton bölü metrekare, Newton bölü metrekareye Pascal dediğimde Pascal çarpı saniye olarak daha hassas bir birime indiğim zaman da kilogram bölü saniye metre olarak bunu hesap edebilirim. Şimdi kinematik viskoziteye geldiğimde bunu rho'ya bölmem gerekir. Yani Pascal çarpı saniye. Yani aslında şunu kullanalım. Kilogram bölü saniye metre. Bu bizim dinamik viskozitemiz. Bunu kilogram bölü metreküp dediğimde, dolayısıyla burası metreküp bölü kilogram olarak karşımıza çıktığında, dolayısıyla burası metrekare bölü saniye olarak da karşımıza çıkacaktır. Bu da dinamik viskozitemiz. Dinamik viskozite metrekare bölü saniye olarak, dinamik viskozite de Pascal çarpı saniye olarak, kinematik viskozite de metrekare bölü saniye olarak ifade edilmiş olacaktır. Bunları bilmemizde fayda var. Genelde kitaplarda bu akışkanların özelliklerine göre bu değerler tablolardan okunarak kullanılabilir. Evet, Reynolds sayısını ve Reynolds sayısı ile beraber akışkanlar mekaniğinin temellerini oluşturan birimleri incelemiş olduk. Bu şekilde bir genel bir giriş mahiyetinde bir ifade kullanmış olduk.